Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok basit ama bir o kadar da lezzetli bir pasta olan bisküvili pasta tarifi paylaşacağım. Şimdi bisküvili pastamın pudinginin yapımıyla başlıyorum. Tencereme 7 su bardağı sütümü koydum. Daha sonra içerisine 5 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. Su bardağı şekerimi ekliyorum ve de 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Şimdi tenceremi ocağa alıyorum. Muhallebimi ocağa aldım. Şimdi sürekli olacak şekilde katılaşana kadar karıştırıyorum. Muhallebim gördüğünüz gibi böyle kaynamaya başladı. Gayet de güzel katılaştı. Şimdi ocaktan alıyorum. Hazırladığım muhallebimin içerisine 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı içinde eriyinceye kadar karıştırıyorum. Şimdi dikdörtgen borcamımı aldım. Burada petibör bisküvilerim var. Kakaolu değil, sade. Onları borcamıma diziyorum. Şimdi hazırladığım kakaolu muhallebimin bir kısmını bisküvilerimin üzerine döküyorum. Şimdi döktüğüm muhallebimi bütün bisküvilerin her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Bu arada bisküvileri süte batırmaya gerek yok. Zaten muhallebinin sıcaklığıyla gayet güzel yumuşayacaklar. Şimdi tekrardan bisküvimi diziyorum. Son kat bisküvimi de dizdim. Şimdi en son kalan muhallebimi de döküyorum. Bisküvili pastamı süslemek için şöyle 10 adet petibör bisküvimi rondodan geçirdim. Şimdi pastamın üzerine döküyorum.
Bisküvili pastam hazır. Şimdi 3 saat kadar bisküvili pastamı dinlendiriyorum. Daha sonra servise hazır hale gelecek. Bisküvili pastamı dilimledim. Şöyle bir dilimini de servis tabağıma aldım. Pastam iyice soğudu ve dinlendi. Zaten bu pasta soğudukça ve dinlendikçe güzelleşen bir pasta. İsterseniz pastayı bir gece öncesinden yapıp dinlendirirseniz daha da güzel olur. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Muhallebisini de dışarıdan alıp yapmaya hiç gerek yok. Bu şekilde dışarıdakinden kat kat daha lezzetli oluyor. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.